selamun aleyküm. Nefsine uyan kimseye bu emirler tahammül edilmez, dinlemez. Kalbi Allah Teala izniyle gayete ulaşan kimse ise dinlemekten hoşnut olur. Kadın saçı açık gezdiğinde nasıl günah işliyorsa Yüce Rabbimizin Ahzab 59. ayetini uygulayıp örtünerek gezmesi de Allah Teala izniyle sevap oluyor. Çünkü açıkken hem ayeti emri uygulamadığı için hem de bakanlar için ürün zinasını yaptırdığından iki günah birden işler. Kapanırsa da hem ayet uyguladığı için hem de bakanlar için kendisi ayaklı gezen ayet-i kerime olduğundan görenlere Yüce Allah'ın hükmünü hatırlattığı için iki sevap birden işler. En doğrusunu yüceler yücesi olan Allah bilir. Rabbim örtüyü güzel görenlere uygulamayı da nasip etsin. Ergenliğe girmiş her boyanın ayetini uygulaması farzı. İslamiyet'in tahrif edildiği bu zamanda Yüce Allah Teala'nın sözleri olan Kur'an'a uymak yerine çevremizin tepkilerine göre şekillenerek cehenneme koşarak yakınlaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Ahzab suresi 59. ayette "Ey Nebi, kendi hanımlarına, kızlarına ve mümin kadınlara dış elbiselerinden, cilbaplarından üstlerine giymelerini söyle. Bu onların hürriyet ve iffet sahibi olarak tanınmamaları ve her türlü taciz ve eziyete uğramamaları için en uygun olanıdır. Allah gafur ve rahimdir." Allah Teala ayeti sizin duygularınıza göre ya da çevrenizin uyumunu gözeterek dilediğiniz kadar kapanabilirseniz kapanın demiyor. Tek kelime tek emir, dışarıya çıkarken tanınmayacak şekilde örtüyü üzerinize salın diyor. Bir insan tanınacak yerlerinden en belirgin olanı yüzdür. Çünkü vücutlar birbirine benzer ama suret benzemez. Şimdi bu ayeti duydunuz. Hadi ne duruyorsunuz? Gafur olan Allah'tan yardım dileyerek örtünün. Yoksa işitip uygulamayan günahkarlardan mı olursunuz? Gerçi araştırmayan araştırmadığı için, araştırıp öğrenen de duyup yapmadığı için sorguya çekilir. Ben burada bin bir türlü söz söylesem de insan içindeki iman nurunu oluşturamam. Herkes kendisine göre nasıl yol tutacağını bilir. İlgili ayete Rahman olan Allah şöyle buyurur. Kasas suresi 56. ayet. Kuşkusuz sen istediğini hidayete erdiremezsin. Ama Allah dilediğini hidayete erdirir. Ve hidayete erecek olanları en iyi o bilir. Allah Teala'ya bu şekilde dua edebilirsiniz. Bizim aleyhimize en doğrusunu isteyen yüceler yücesi Rabbim, benim kalbim ayetlerine açık, yalnız nefsime ağır geliyor. Sen benim üzerimdeki bu düğümü çöz ve beni doğru yola ulaştır. Çünkü sen işten ve bilensin. Amin. Bol pantolonlu, saçı açık, dar pantolonlu, saçı örtülü şeklinde ayet hükmüne uyan bir davranış yok. Her iki durumdaki de gafletebilirler. Doğrusu sadece tanınmayacak şekilde tişörtü giymenizdir. Yoksa şaşkın halde kalmış kimselerin azaba dayanıklı vücutları mı varmış? İlgili ayette şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz. Bakara suresi 175. ayet. Onlar hidayete karşılık sapkınlığı, bağışlanmaya karşılık azabı satın almışlardır. Bu gafiller acaba ateşe karşı ne kadar da sabırlı ve dayanıklıdırlar? Bu ne şaşkınlık ve ne sapıklıktır?